Evet, Tribün Beşiktaş ekranlarından merhaba. Ben Furkan Erten, yanımda gazeteci Gökçen Göksal var. Maç öncesi, Trabzon maçı öncesi gelişmeleri konuşacağız Beşiktaş'taki. Evet, Gökçen abi, Beşiktaş bu hafta Avrupa'dan elendi ve ligde tek kulvar, lig kaldı Beşiktaş'ın elinde. Ve zorlu bir Trabzon maçı bizi bekliyor. Neler söylersin abi bu süreç için? Ya tabii Beşiktaş'ın çoğu zaman seninle de bunu konuşuyoruz. Yani bu Avrupa'dan elendi Beşiktaş, Türkiye'de artık ona devam edecek. Aslında bütün bunların toplamında bir şey söylemek lazım. Beşiktaş'ın havasına ilişkin bir şey söylemek lazım. Beşiktaş'ta belki fikstür olarak baktığımız zaman çok kötü bir yerde de işte Türkiye'de kim konuşuyor? Fenerbahçe konuşuluyor. Fenerbahçe'nin geleceği konuşuluyor. Hatta küme düşmeyeceği esprilere konu oluyor vesaire vesaire. Şimdi buradan baktığımız zaman Beşiktaş'ın durduğu yer, olduğu yer elbette ki çok fazla eleştiriye müsait bir yer değil. Ama biz totalden baktığımız zaman Beşiktaş'ta iyi gitmeyen bir şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Nedir o mesela iyi gitmeyen şeylerin başında gelen, belki en önemli husus, biraz sonra seninle birlikte değineceğiz mesela Pepe olayına. Maddi olarak Türkiye, tamam Türkiye'nin geneli içinde bir ekonomik sorun var ama büyük kulüplere baktığımız zaman burada ekonomik sorunlar olduğunu konuşuyoruz, söylüyoruz, yazıyoruz. Bu Beşiktaş için de geçerli. Yani Beşiktaş'ta maddi olarak durumun iyi olmadığını yönetim de bunu ifade ediyor. Yönetim içerisindeki kişiler de ifade ediyor. Herkes ifade ediyor. Eğer şöyle bir bilançoya baktığınız zaman zaten siz de durumu görmüş oluyorsunuz. Ha, bu içinde bulunan durum elbette ki çok iyi değil. Çok böyle harika bir durum yok ama tabii bu durum takıma yansıyor. Nasıl yansıyor? Biraz işte Pepe'nin satışı mesela gündeme geldi. Satıldı. Hatta belki bugünkü maçta da tribünde olacak. Belki son defa stadda olacak deniyor. Ama iyi gitmeyen süreçlerden biri Beşiktaş'ın maddi durumu. Bu mutlaka transferleri de etki edecek. Efendime söyleyeyim diğer işleyişlerde de kendini gösterecektir. Yani Avrupa'dan elenmesi Beşiktaş'ın ekonomik olarak içinde bulunduğu sıkıntıdan ve transfer yapamayışından kaynaklı diyorsun abi sen. Ya ekonomik sıkıntı var ya, bu çok gündeme geliyor, tartışılıyor ve bu sıkıntının da tabii Beşiktaş'ın takıma da etkisi de var. Sadece futbol takımına değil, diğer branşlarda da kendisini gösteriyor. Bu bir handikap. Bu handikapı bir yerde cebimizin bir kenarında, işte kafamızın bir köşesinde tutalım. Bu mutlaka etki edecek. İşte Pepe'nin satışı mesela. Niye? İşte Avrupa'dan elendik. Çok farklı alanlarda başka mücadele araçlarımız yok. Lige döndük. Lige dönmüşken de böyle efendime söyleyeyim çok fazla masraf yapmaya gerek yok denilerekten Pepe satılıyor. Yükü azalttı. Yükü azaltmak adına yani Pepe satılıyor. 4-4 milyonluk bir yükü azaltmış oldu evet. Pepe ile sözleşmeyi feshederek. Peki bundan sonraki süreçte şimdi Trabzon maçı bir kırılma maçı olur mu Beşiktaş için? Yani Trabzon maçı bir kırılma maçı olur mu Beşiktaş için? Oraya geleceğim. Yani ekonomik olarak Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum, takım olarak mesela daha önceki biliyorsunuz maçlarda hocanın da çok tartışıldığı, gündeme geldiği, soru işaretlerinin konuşulduğu dönemlerden geçtik. Haliyle aslında Beşiktaş şu an için çok sahadaki takım açısından da çok oturmuş, kabul görmüş, tamamen onay almış, evet. Budur diyebileceğimiz bir 11 de yok. Bunu sezon başından beri sürekli değişen bir kadro tercihi var hocanın. O da elindeki imkansızlıktan kaynaklı. Şimdi yani bu imkansızlıklar var, ekonomik sıkıntılar var ve bütün bunları bir araya geldiğimiz zaman Beşiktaş'ın aslında hatırlarsın daha önceki sezonlarda bir şampiyonluk hakikaten böyle bir inanmıştık, bir adanmıştık, bir heyecan vardı. Buna kulüpte dahil, takımda dahil, taraftarda dahil herkes tempo vardı. Tempo vardı, bir hava vardı, bir heyecan vardı. Şimdi o heyecan bir o havanın olmadığını görüyoruz. Tamam elbette ki ligdeki fikstüre baktığımdan Beşiktaş'ın yeri o falan filan deyip böyle vurup kırmayı gerektiren bir durum yok ama bir havanın olmadığı, bir ruhun olmadığı da gözle görülen bir gerçek. Peki Trabzon maçını kaybederse bu hava iyicene bozar. Bu durum içerisinde Trabzon maçını nereye koymak lazım? Bu durum içerisinde, durumsallık içerisinde Trabzon maçı elbette ki çok büyük bir önem ifade ediyor. Yani Beşiktaş'ın Malatya'yla bir durumu var biliyorsunuz. Evet. Avaraj ve puan olarak aynı durumdalar. Bu açıdan Beşiktaş'ın aslında yendiği zaman bu Trabzon maçının altına ikinci sıraya yükseliyor. Öyle kabul edelim biz. Bu kötü bir yer değil ama dediğimiz zaman işte bu aması önemli. Bu maçı kaybettiği zaman ne olur? Ben bu maçı kaybettiği zaman Beşiktaş'ın oyundan düşeceğini, kopacağını işin açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Niye? Çünkü bulunduğu yer olarak böyle çok fazla diplere gidecek bir yer değil. Evet. Bu anlamıyla elbette ki işte bu moral ve motivasyonu etki açısından belki çok değerli bir maç.
Ya Beşiktaş bu Trabzon'u geçerse biliyorsunuz artık ara da geliyor. Bu alanda Beşiktaş eksiklerini toplayabilir ve bu moralle bir tatile girerse, bu tatilde de eksiklerini görüp bunları düzeltirse hala ikinci yarı Beşiktaş'ın çok daha güzel başlar. Evet, ve potada işte bu hafta Trabzon içeride, deplasmanda Kasımpaşa deplasmanına gidilecek. Kasımpaşa dünkü mağlubiyetiyle yerini değiştirdi şeyde, puan durumunda. Beşiktaş bugün galip gelirse haftaya biraz Kasımpaşa'ya karşı da rahat. Tabii, moral ve motivasyon olarak. Evet, moral ve motivasyon çok önemli. Yani hep şunu söylüyorum, çok fazla Beşiktaş'ın böyle aslaca ağlayacak, sızacak bir hali yok. Puan durumu açısından, efendime söyleyeyim, ekonomik durumu açısından ve diğer bileşenler açısından. Fakat bütün bunlar bir araya geldiği zaman işte bir ortaya çıkan hava çok önemli. Yani şurada biraz önce dediğimiz gibi, yani Beşiktaş'ın böyle bir ileriye yönelik, daha böyle diğer sezonlarla kıyasladığımız zaman bu zaman şu anki durum çok böyle. Mesela ben daha önceki maçlara gittim, her maça gitmeye çalışıyoruz. Mesela daha önceki maçlarda Galatasaray derbisinde, evet, mesela oradaki esnafla da konuşursun. Ya abi hiçbir şey yok diyordu ya Beşiktaş taraftarında, böyle gelenler açısından diyordu. Böyle bir eskiden diyordu daha aşağı aşağı derbiler oluyor falan filan. Onda... Bu iş bizim bahsettiğimiz şey işte o ruh. Evet, yani işte kümede olan bir Fenerbahçe var. Fakat Ersun Yalan'ın gelişiyle Fenerbahçe taraftarı böyle bir umutlandı. Acaba işte kalan maçlarda hepsini kazansak falan filan oldu. İşte Galatasaray'a bakıyorsun, Galatasaray'da çok ciddi sıkıntılar var. Son maçlarından işte bir tane galibiyeti falan var. Avrupa'da havlu atmış, Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir gruptan çıkamamış, Avrupa'ya düşmüş falan. Bunlar çok umutluyken Beşiktaş potanın içerisinde, bugün kazanırsa liderle puan farkını çok aza indiriyor falan. Ama Beşiktaş taraftarında bir umutsuzluk var. Bu umutsuzluğu neye bağlıyorsun? Acaba o şeyi nasıl diyebiliriz? Yani o Beşiktaş taraftarı son yıllardaki başarıdan dolayı çıtayı yükseltti ve takım artık o çıtaya doğru çıkamadığı için mi? Yoksa bunun başka sebepleri var mıdır? Ya bunun sebepleri, bence en önemli sebeplerinden biri motivasyon. Yani yönetimin taraftarı bir motive etmesi lazım. Nasıl motive etmesi lazım? İşte tribündeki kişilerle bir araya gelip oturup belki sohbet etmesi lazım. Belki bir araya gelmesi lazım. Belki o insanlara heyecan aşılayacak transferler yapılması lazım. Ama bakıldığı zaman görüyoruz ki bu heyecanın olmadığını biz de hissediyoruz ve görüyoruz ve bunun atılması lazım. Neyle? İşte mesela Quaresma, değil mi? Mesela Quaresma hem oynadığı futbolla, belki hareketleriyle, tarzıyla, kimliğiyle, kişiliğiyle, yanlışlarıyla bir hareket getiren bir isim. Tribüne hareket getiren bir isim. Belki devre arasında böyle bir transfer yapılabilir. Ya da bu heyecansızlığı ortadan kaldırabilecek adımlar atılabilir. Yani bir atalet var Beşiktaş'ın. Yani yönetimin artık taraftarı görmesi gerekiyor. Ya kesinlikle Beşiktaş'ın, yani ya taraftar bir kere zaten net diyoruz ya, kulübün sahibi, esas sahibi. Yani burada bir, ya şöyle bir şey düşünmek lazım. Yani sosyoloji bilmek lazım, biraz bu şey var, psikoloji bilmek lazım. Taraftara geldiğiniz zaman sadece sahaya değil, biraz tribünlere de bakmak lazım. İnsanlar ne istiyor? Nasıl bir niye bu heyecan yok falan, bütün bunları konuşmak lazım. Bunlar birbiriyle çok iç içe geçmiş şeyler. Sadece yönetimin yaptığı işlerle, yönetimin başarısıyla, yönetimle ifade edemeyeceğimiz, içinde taraftarın da olduğu, efendime söyleyeyim, gazetelerin de olduğu, televizyonların da olduğu, yorumcuların da olduğu bir daha böyle geniş bir alan bu. Ama herkesin gördüğü bir şey var, işte Beşiktaş tarafından bir heyecan yok. Evet. O çıta, belki yükselen çıta, belki bu bir transferle olabilir, belki taraftarla bir araya gelerek olabilir, belki taraftarı yeniden canlandırmak adına atacak promosyonlarla olabilir. Ama farklı farklı aidiyetler oluşturarak bunun, bu temponun arttırılması, yükseltilmesi lazım ve her şeyden önce şampiyonluğa inanılması lazım. Sen de yakinen takip ediyorsun. Yani Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ı konuştuğumuz zaman çoğu şampiyonluğa inanmıyor. Evet ya, biz en kısa mesela başımdan geçen olayı anlatayım. Manlı maçı sonrası bir taraftarımız mesaj attı Instagram'dan. Dedi ki ya, Ankara'dan gelmiştim maça dedi. Saat 2.30 falan bir gece. Ankara'ya dönüyorum dedi. Şu an keşke güzel bir gece olsaydı dedi yani. İşte geçen sosyal medya, Twitter'da gördüm. Biri Amerika'dan gelmiş Manlı maçını izlemek için falan böyle. Yani bu taraftar bence her şeyin en iyisini hak ediyor. Toplayacak olursak abi, Pepe ile bitirelim. Marka değeri çok yüksek bir futbolcuydu. Real Madrid'den geldi Beşiktaş'a. Ve Pepe ile
sözleşme feshedildi ve bildiğim kadarıyla Pepe'nin babasının rahatsızlığından dolayı ayrılmak istediğini, babasına biraz daha yakın olmak istediğini belirtmiş ve sözleşme iki taraf anlaşarak feshedilmiş. Pepe için neler söyleyebilir? Beşiktaş bu süreçte Pepe'yi yeterince kullanabilir mi? Peki belki ben daha bir de Babel olayı var. Babel'in de Pepe olayı diyorsun. Belki Pepe de acaba Beşiktaş'ın bu içindeki bulunduğu durum nedeniyle bu bir bakıyor takımda heyecan yok, tribünde heyecan, kimsede bir heyecan yok. Acaba bu heyecan mı Pepe'yi ya tamam ben de gideyim mi dedi. Yani belki Beşiktaş'ta belki bir şey görmedi yani sonuçta bunlar birbiriyle orantılı şeyler yani takım yükseldiği zaman, takım şampiyon olduğu zaman, takım bir yerlere geldiği zaman haliyle içindeki futbolcular da bir yerlere geliyor yani. Yani birbirlerini yükseltiyorlar. İyi futbolcu, yıldız futbolcu takımı yükseltiyor, takım futbolcu yükseltiyor. Belki acaba Pepe de ya Beşiktaş'ın içerisinde dışarısında baktı da böyle bir fotoğraf çekti. Ya tamam ben de zaten gideyim bir şey olmaz mı dedi. Bu da çok önemli. Tabii olur mesela Babel durumu biraz öyle gibi daha çok yani. Mesela Babel sezon başından beri isteksiz tavırları var. Babel'in de mesela sözleşmesinin feshedileceği konuşuluyor bu durumda. Yani Beşiktaş ağır adamlarını, takımın sanki abilerini kaybediyor gibi yavaş yavaş. Yani biraz daha takımı öne taşıyan, takımın temposunu arttıran, işte Babel gibi skoru etki eden, Pepe'nin de mesela bu sezon ciddi skor etkisi vardı. Aynı zamanda da geriden abilik yapabilen, kulüp çalışanlarına karşı iyi ilişkileri olan bir oyuncusunu kaybetti Beşiktaş. Ya Beşiktaş bunu kaybetti işte. Beşiktaş yani bak şimdi şu bu bir mantık olabilir. Denilebilir ki ya ben yıldız futbolcularla değil takımın geri kalanlarıyla herkesin kendisini ortaya koyduğu, ifade ettiği mücadelede bir takımla yıldız oyuncuları kenara bırakarak takım ruhuyla bir şeyler yapabilirim diyebilirsin ya da bir iki tane yıldız oyuncu alarak bu yıldız oyuncular üzerinden takımı force edip ya da tribünleri ayağa kaldırıp ya da bu iki oyuncu üzerinden gidebilirsin. Fakat Beşiktaş'ta tamam ama yıldız da işte isim olarak da şimdi kimse yok. Tribünleri böyle ayağa kaldırıcı bir Kore rejimi var. O da biliyorsun taraftarlar arasındaki durumu. Ama onun haricinde takım olarak da çok fazla böyle ileriye yönelik böyle bir takım öne taşıyacak. Yani bir süreç liderlik yok. Liderlik yapacak. Evet. Haliyle bakıldığı zaman aslında bu gidişin Beşiktaş'ın belki kasasına faydası olacak ki maddi durumu biraz önce konuşmuştuk, iyi olmadığını söylemiştik. Evet. Ama o ruh tribünleri sahaya çeken, stada çeken, işte o ruhu biz nasıl yakalayacağız? Bu satışlarla biliyorsun bu ruh daha da kayboluyor aslında. Biz bunları satarak belki kazanım elde edebiliyoruz ama işte belki o ruh yok diyoruz değil mi? Ya işte tribünlerde çok işte o sürekli asılı olan pankart, asi ruh, Beşiktaş'ın asi ruhu falan. Ya şimdi düşünsene forma alıyorsun, düşünsene gittin mağazadan forma. Kimin formasını alacaksın? Kim yıldızsa onun formasını al. Yıldızın yoksa? Evet. Yaz abi bir kendi ismini yazdırıyorsun vesaire ya da işte memleketinin numarasını yazdırıyorsun ama yıldız isim olunca yıldızı yazdırıyorsun. Biraz daha anlamı oluyor. Bir de zaten bunlar temaşa dediğimiz futbol dediğimiz ne temaşa, bağırıltı işte güzel hareketler diyoruz bazen başka şeyler diyoruz ama hep bir isim üzerinde konuşuyoruz. Kimi konuşuyor şimdi Arjantin futbolu üzerine kimle konuşabilir Türkiye'de ama Maradona dendiğimiz zaman değil mi? Evet. Yani Pele dendiği zaman. Brezilya. Şimdi bunlar kim? İsimler. Demek ki futbol birazcık da tamam takım oyunu ama isimler üzerinden yükselen bir oyun. Bu açıdan isimlere dikkat etmek lazım. Yani bu isimleri kolay kolay harcamamak lazım. Alındığı zaman da iyi kullanmak lazım. Evet. Beşiktaş bu maçta bence sakin olmalı. Çok fazla stres yapmamalı. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi acaba ne olur gibisinden. Sakin olmalı, topa basmalı. Çok fazla böyle rakibi kışkırtacak yani efendim söyleyeyim faul ya da agresif hareketlerden kaçınmalı. Ben Beşiktaş'ın bu maçı alacağını düşünüyorum. İnşallah. Evet Beşiktaş'a zorlu Trabzonspor maçı öncesi başarılar diliyoruz. Umarım 3 puanla ligdeki konumunu daha iyi bir yere getirir Beşiktaş. Teşekkür ederiz.